Şimdi ben Rabbinin kitabı Kur'an-ı Kerim'den Kehf suresini okuyan bir mümin olarak bu sureyi okumaya başladığımda hangi mağaraya girdiler? Tarsus'ta mıydılar? Başka bir yerde miydilere takılamıyorum. İster Tarsus'ta olsunlar, ister İstanbul'da olsunlar, ister Ağrı'da olsunlar, isterse Londra'da olsunlar. 7 kişi miydiler, 9 kişi miydiler, 11 kişi miydiler? Kapılarında bir köpek vardı, bir köpek de peşlerine takılmış. Bu köpek beyaz mıydı, fino köpek miydi, çoban köpeği miydi? Bunlar çobanca laflar. Çünkü bunlara Allah temas etmiyor. Çoban köpeği de onları bekledi demiyor. Köpeğin adı kıtmır mıydı, fino muydu? Hiç önemli değil. Ben bir mümin olarak Kur'an-ı Kerim'i hidayet kitabım, amel kitabım, inanç kitabım ve malzemem olarak önümde görüyorum. Bu mübarek sureyi de sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her cuma günü okumayı emrediyor. Kehf suresini her cuma günü okuyan deccal fitnesinden kurtulur diyor. Çünkü Kehf suresinde bu delikanlıların heyecanını yakalayan deccalın tuzağına düşmez Allah'ın izniyle. Ama mezarlarda değil, diri yüreklerde okunduğu zaman içindir bu. Ben Kehf suresini okuduğum zaman, bu hadiseyi dinlediğim zaman Rabbimden, filan şehirde miydiler, filan yerde miydiler, ziyarete gidince mağaraya arabayla mı çıkılıyor, asansörle mi çıkılıyor, ona takılmıyorum. Takılırsam şeytanın ağında kalırım, biliyorum. Kapısındaki köpeğe takılmıyorum. 300 sene acaba sağ omuzunda mı yatıp uyumuşlardı sünnete uygun bir şekilde, yoksa sırt üstü mü yatmışlardı, buna da takılmıyorum. O bir mucize çeşidi değil çünkü. Rabbim ona zaten dikkatimi çekmiyor. Ama Rabbim benim başka bir şeye dikkatimi çekiyor. Mağarayı anlatmadan, imparatorun zulmünü anlatmadan, 300 seneyi anlatmadan, şöyle uyandılar, böyle uyudular demeden, işte fırıncıya gitti, bana ekmek ver dedi, 300 sene önceki paraya baktı fırıncı, yahu siz bu parayı nereden buldunuz dedi, bunu anlatmadan Allah, onlar delikanlılardı, gençlerdi, yüreklerinde iman vardı diyor Allah. Burada kalması gerekiyor ümmeti Muhammed'in.